İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin olağan oturumu gerçekleşti. Biz Azerbaycan mıyız? Bu nedir? Artsakh Dışişleri Bakanı Ermenistan'da Artsak vatandaşına Stepanagert Azerbaycan kayıtlı pasaport verirken. Kartsak köyündeki Aşık Civani'nin ev müzesi çevrim içi ziyaret edilebilir. ABD kongre üyeleri Azerbaycan'a Ermeni tutsakların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Lavrov, Arap ülkeleri Suriye'nin Arap Ligi'ne tam katılımını yeniden sağlamayı planlıyor. Batı Ermenistan'ın tarihi Şamiram Şamram kanalından tonlarca çöp çıkarıldı. Ermeni kültürel değerleri UNESCO bölge merkezinde sunuldu. Başbakan Seda Melikyan'ın başkanlığında Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın katılımıyla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin olağan oturumu çevrim içi olarak 16 Mart'ta gerçekleştirildi. Oturumun gündeminde dördü bildirilmeyen biri gizli olmak üzere altı konu ele alındı. Başbakan gündemdeki konuları tartışmadan önce bir dizi örgütsel konuya değindi. Yıllık faaliyet raporu Dışişleri Bakanlığı tarafından sunuldu. Bugün ise Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin olağan oturumunun yapılacağını hatırlatalım. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, Aravot gazetesiyle yaptığı röportajda Artsakh'ın öznelliğinin korunmasına büyük önem verdi ve bunun daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Azerbaycan'ı net bir politika izliyor ve karşı önlemimiz yok. Bakü'nün resmi iştahının o kadar arttığına dair örneğin Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın sünike olan hırsını göstererek defalarca Ermenistan'a toprak talebinde bulunması ayrıca Arsak konusunu çoktan kapanmış olarak gören ve şimdi Zangezur koridoru ifadesinin kullanılması ayrıca farklı projeler kullanarak diğer ülkelerin de davet edilmesi gibi Aravot gazetesinin anlatımına babayan şunları kaydetti: Tabii ki Azerbaycan bu politikayı sürdürüyor, ancak bu onların vazgeçtikleri anlamına gelmez ve biz de öznelliğimizden vazgeçmeyeceğiz. En küçük detaylar burada gerçekten büyük bir fark yaratabilir. Mesela basit bir soru soruyorum: Şuşi şey onların da diyen çılgın kadın, anladık, sıradan bir vatandaş, anlamıyordu, cahil vesaire. Ama bizim için örneğin Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir Arsak doğumlu vatandaşının pasaportunda Stepanakert Azerbaycan yazıldığında bu anlaşılamaz. Biz Azerbaycan mıyız? Hatta 44 günlük savaştan sonra bu tür Stepanakert Azerbaycan yazılı pasaportlar alan insanlar bile oldu. Nedir bu? Toplamalı mıyız? Aliyev Ermenistan doğumlu insanlar hakkında Yerevan Ermenistan Cumhuriyeti mi yazıyor acaba? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yazın. Neden Azerbaycan yazıyorsunuz? Aşık Civani'nin Ev Müzesi web sitesinin Ermenice versiyonu Aralık 2020'de Kartsak Köyü'nde açıldı. Bu, Cavak'ta çevrim içi olarak görüntülenebilen tek müzedir. Bu projenin amacı dünyanın her yerinden insanların Ermeni sanatına özgürce dokunmalarını sağlamaktır. Şu anda sitenin Rusça ve İngilizce versiyonları hazır ancak işletilmiyor. Gürcüce versiyonunu oluşturma süreci de devam ediyor. Sitede bir çevrim içi müzeyi ziyaret etme fırsatı Civani Online Müze Yaratımı adlı programı çerçevesinde oluşturuldu. Proje Cavaheti Destek Fonu tarafından başlatıldı ve Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın mali desteğiyle kuruldu sitenin resmi lansmanı dört dilini tamamı kullanıma sunulduğunda gerçekleşecek. Müze gezisi ücretsizdir. Sitede gümrüden engelli çocuklar tarafından yapılan çeşitli hediyelik eşyaların yanı sıra aşık civani temalı hediyelik eşyalar satan bir çevrim içi mağaza da bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Ermeni İşleri Komitesi Eş Başkanları Adam Şif, Gus Bilirakis, Frank Pelon, David Waldo ve Jack Speer 16 Mart'ta Azerbaycan'ı Arsahtalı Karabağ'daki 2020 savaşı sırasında yakalanan tüm savaş esirlerini derhal serbest bırakmaya çağıran bir karar sundu. Kararı Temsilciler Meclisi'nin 31 üyesi destekledi. Kararın son kısmında şöyle deniliyor. Temsilciler Meclisi Azerbaycan'ın tüm Ermeni savaş esirlerini ve tutsak sivillerini derhal serbest bırakmaya çağırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nı 9 Kasım bildirisine ve uluslararası hukuka göre tüm savaş esirlerinin ve esir sivillerin derhal serbest bırakılmasına ilişkin uluslararası yasa kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme taahhüdünü göstermek için Agit Mis grubu çerçevesi dahil olmak üzere her düzeyde Azerbaycan ile birlikte çalışmaya çağırıyor. Bilirak ise göre Azerbaycan'ın savaştan aylar sonra Ermeni savaş esirlerini tutuklama hamlesi Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Sözleşmesi'nin açık bir ihlali. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisi tarafından bildirilen ve Armen Press'in aktardığı bilgiye göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktadiye, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan ve Katar'a gerçekleştirdiği ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada Lavrov, Mikdadiye, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan ve Katar'a yaptığı son ziyaretlerin sonuçları hakkında bilgi vererek Arap dünyasındaki ilkeli ruh halinin güçlendiği vurgulandı ve bunun Arap Devletleri Ligi'nin çalışmalarına Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tam katılımının yeniden başlamasını anlamına geldiği vurgulandı. Batı Ermenistan'daki Van'ın İpek Yolu Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği kapsamında tarihi Şamran kanalında yaklaşık 2 ton çöp toplanarak vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Çevre sakinleri uzun yıllar önce Şamran kanalından su içtiklerini, kanalın çok temiz ve berrak olduğunu, kanalda balıkların yaşadığını belirterek herkesin bu tarihi kanallara sahip çıkmaları gerektiğini ifade ettiler. Vatandaşlar ayrıca İpek Yolu Belediyesi'ne yapılan çalışmalar için teşekkür etti. UNESCO himayesi altında Güneydoğu Avrupa'nın somut olmayan kültürel mirasını koruma bölgesel Sofya merkezinde Ermenistan Cumhuriyeti de dahil olmak üzere UNESCO'ya üye devletler temsilci listesinde henüz yer almayan unsurları sunan somut olmayan kültürel miras günleri projesi hayata geçirildi. Projenin hedefleri somut olmayan kültürel mirasın etkin bir şekilde korunması ve yaygınlaştırılması, değerlerin nesilden nesile aktarılması ve ilham alınmasıdır. Projenin Ermenistan Günleri adlı etkinlik çerçevesinde her bir unsurun özelliklerine ayrı ayrı atıfta bulunarak Ermeni usulü işlemelerin, ahşap sanatsal işlemenin ve yenen bitkiler hakkında her bir öğenin ayrı ayrı özellikleri sunuldu. Bugün için bu kadar öngördük. gördük. Şimdi size şu adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı İm Murat'in adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.